Medipol Üniversitesi tanıtım günlerinden herkese merhabalar. Haftanın son yayınından, günün son yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Eğitim Fakültesini ağırlıyoruz ve Eğitim Fakültesinden yeni bir hocamızla daha birlikteyiz. Profesör Doktor Filiz Polat. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler beni yayınınıza dahil ettiğiniz için. Hocam siz özel eğitim bölümü hocalarımızdansınız. Ama öncelikle eğitim fakültesinin bölümlerini Medipol Üniversitesi'nde eğitim fakültesinin bölümlerini bir sayabilir evet. miyiz? Medipol Üniversitesi içinde en yeni fakültelerden biriyiz. Bizden önce ilk açılan bölümümüz rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü. Onun bu yıl ikinci sınıflarını mezun edip üçüncü sınıflarını almış durumda ya da alacak. Bu yıl itibariyle. Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünün açmış olduğu İngilizce bölümü bu yıl hayata geçecek. Onun yanı sıra benim bölümüm özel eğitim öğretmenliği bölümü. Geçen yıl başladı. Birinci sınıf mezunlarımızı verdik. Bunun yanı sıra okul öncesi bölümü geçen yıl açıldı. İngilizce öğretmenliği bölümümüz geçen yıl yine hayata geçti. Ve henüz bu akademik yılda 2017-2018 yılında da matematik ilk öğretim, matematik öğretim öğretmenliği bölümü hayata geçecek. Çok güzel. Eğitim evet. fakültesi gümbür gümbür geliyor. 6-7 tane bölüm saydınız. Hakikaten çok kapsamlı bir fakülte daha Medipol'e katılmış durumda diyebiliriz. Katılmış durumda ve umarım üst yönetimin desteğiyle de yüksek lisans ve doktora çalışmaları için başvurularımızı yakın gelecekte yapmayı çok düşünüyoruz. Güzel. Hocam siz az önce de izah ettiğim üzere eğitim fakültesinde özel eğitim öğretmenliği bölümünün hocalarındansınız. Bölümünüz hakkında genel olarak bilgi alabilir miyiz? Evet, bölümümüz aslında belki öğrenci adaylarına şunun altını çizmem gerekiyor. Özel eğitim öğretmenliği alanında ciddi değişiklikler oldu. Geçen yıl itibariyle YÖK özel eğitim bölümlerini öncesinde zihinsel engelliler, işitme engelliler, görme engelliler, üstün zekalılar gibi ayrı olan bölümleri bir çatı altında toplayarak özel eğitim öğretmenliği bölümü açtı. Ve bu bölümde 6 alanda uzmanlaşma söz konusu. Bunlar işitme engelliler, görme engelliler, zihin engelliler, üstün yetenekliler, otizm spektrum bozukluğu ve bunun yanı sıra üstün okuma ve yazma güçlüğü olan çocuklar ya da disleksik ya da diskalkülye güçlüğü çeken çocuklarımızın eğitimlerine yönelecek. Ancak tabii 4 yıllık bir eğitimde birdenbire bütün bu alanlarda uzmanlaşmak sorunlu. Dolayısıyla YÖK'ün bir alternatif uygulaması var. İkinci yıldan itibaren son 3 yılda toplam 12 tane zorunlu seçmeli ders sunacağız ve bunlar bu 6 uzmanlık alanında ders havuzu oluşturacak. Dolayısıyla öğrenciler arzu ettikleri takdirde istedikleri alanlarda yoğunlaşma, uzmanlaşma şansı tanınmış olacak. Çok teşekkürler hocam. Hocam özel eğitim öğretmenliği eğitimini Medipol'de almayı düşünen adaylara nasıl bir eğitim bekliyor? Medipol'ün bu noktada farkları, avantajını sormak istiyorum ama şu aklıma geldi burada. Medipol sağlık altyapısı çok güçlü bir kurum. Evet. Sizin öğretmenlik, sizin ilgilendiğiniz yani eğitim vereceğiniz öğretmenler ise işte bir takım eksikleri, engelleri olan öğrencilere yönelik eğitimler evet. alıyor. Bu noktada sağlıkla eğitimin buluştuğu noktada sanırım bir temelden yükseliyor bölümünüz. Bunun da Medipol'de olmasının sanırım avantajları var. Medipol'de olması inanılmaz anlamlı aslında. Hem çok güçlü bir tıp altyapısı olması ama tıp dışında sağlık bilimleri, çünkü onun içinde dil ve konuşma bozuklukları var, fizyoterapi var, beslenme ve diyet var, çocuk gelişimi var, odyoloji var. Hepsi bizim kardeş alanlarımız. Özel eğitim tamamıyla disiplinler arası çalışan bir alan olduğu için bizim sağlık bilimleri fakültesinden ortaklaşa yapabileceğimiz bir dolu çalışma söz konusu. Kendimizi bu şekilde geliştirebilme, zenginleştirme şansımız var. Bunu derken de umarım üst yönetimin desteğiyle de bu daha sonra belki sözünü ederiz ama çift ana dal ya da yan dal yapabilme şansları olacak. Yani
özel eğitim öğretmenliği mezunu olacak bir öğrenci adayı eş zamanlı olarak belki fizyoterapi, belki çocuk gelişimi, belki odyoloji, belki dil ve konuşma terapisini de çift anadal olarak yapabilme şansı elde edecek. Tabii bunun için protokollerin imzalanması gerekiyor. Bu birazcık daha uzun soluklu. Ancak hakikaten sağlık temeli bu kadar güçlü olan bir üniversitede özel eğitimin olması çok anlamlı. Çünkü bu çocukların tanısını ilk olarak tıp uzmanları koyuyor. Çok teşekkürler hocam. Hocam, özel eğitime ihtiyacı olanlara dair toplumda farkındalık arttı. Evet. Bu noktada insan kaynağı ihtiyacı da artış içinde değil mi hocam? İnsan kaynağına ihtiyaç inanılmaz derecede artmış durumda. Dolayısıyla özel eğitim öğretmenliği mezunu olan öğrencilerimizin istihdamı görece olarak çok daha yüksek diğer öğretmenlik branşlarıyla kıyasladığımızda. Ancak bunu söylerken alanda ne yazık ki tıpkı diğer birçok uzmanlık alanı gibi eğitim sektöründe sertifikalarla alana girip çalışan mezunlar da söz konusu. Yani bizim 4 yılda vereceğimiz eğitimi 240 saatlik ya da 500 küsür saatlik sertifika programlarıyla alıp bu alanda çalışan uzmanlarımız da var ve bu gerçekten olayı sorunsallaştırıyor. Ancak buna rağmen istihdam olanağı çok daha yüksek, önü açık bir alan. Çok teşekkürler. Hocam, özninizle o zaman bu iki hususun bir altını çizmek istiyorum. Kıymetli veliler, değerli öğrenciler, değerli adaylar. Şimdi Filiz hocamız iki noktaya işaret ettiler. Birincisi, özel eğitim öğretmenliği bölümünde bir kere işsiz kalma olanağı yok. Hakikaten sektörün çok geniş bir şekilde insan kaynağına ihtiyacı var. Çünkü özel eğitime ihtiyacı olanlara özel eğitime ihtiyaca dair farkındalık arttı. İkincisi, diyorsunuz ki ben bu bölümde eğitim alacağım. Bunu Medipol'de almanın çok büyük avantajı var. Çünkü benzer disiplinlere dair eğitimler ziyadesiyle Medipol'de veriliyor diyelim hocam. Evet. Bir sonraki soru şunu sormak istiyorum. İzniniz olursa hocam daha geniş bir perspektiften bir soru yönelteceğim size Medipol'ün de dışına çıkıp. Evet. Bir eğitimci olarak cevaplayacak olursanız sizce eğitimin ve eğitimcilerin Türkiye'nin geleceğinde önemi, rolü nedir hocam? Eğitimcilerin aslında dünyanın geleceğinde çok önemli rolü var ve bunu bizim Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi de öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Sözü aslında öğretmenlerin eğitimin ya da eğitimcilerin önemini gayet güzel ifade ediyor. Bir toplumun tüm insan kaynaklarını iyi ebeveyn yetiştirmekten, çöpçüsünden, terzisinden, beyin cerrahından, hemşiresine kadar herkesi yetiştirenler, öğretmenler, hepimiz aynı sistemin içinden geçiyoruz. İşte doğuyoruz, büyüyoruz, anaokulu fırsatımız varsa oraya gidiyoruz. İlk öğretim, sonra lise ve üniversite. Eğitimciler şekillendiriyor bizi. O yüzden bizim çok kaliteli eğitimcilere ihtiyacımız var ki gerçekten teknoloji çağında o çağı yakalayabilmek, sorumlu, vicdanlı vatandaşlar yetiştirmek ve bu ülkeyi gerçekten yeşertecek, büyütecek çocukları, gençleri, iş gücünü yaratabilecek kişiler öğretmenlerdir. Hocam çok teşekkürler. Pozitif enerjiniz hakikaten sanırım yayına da yansıyor. Ziyadesiyle ben de bilgi sahibi oluyorum bölümler hakkında. Şunu merak ediyorum. Mezuniyet sonrası iş imkanlarından az önce biraz girdik, evet, ama biraz detaylı olarak bahsedebilir misiniz? Evet. Özel eğitim öğretmenliği okuyanları gelecekte neler bekliyor? Nasıl iş imkanları bekliyor? Aslında çok zengin iş imkanları var. Devlet okullarımız var. Devlet okulları içinde genel eğitim okulları ya da kaynaştırma eğitimi dediğimiz engeli olmayan çocuklarla eğitim gören, engelli çocuklarımıza hizmet veren okullarda çalışabilirler. Özel, yine kamuya ait özel eğitim okullarında çalışabilirler. Zaten kendi içinde özel sektörün, kolejlerin açtığı özel okullar var. Bunlar üstün yetenekliler alanında uzmanlaşanlar var. Farklı engel gruplarını yine kaynaştırma eğitimi içinde alanlar var. Rehberlik araştırma merkezlerinde çok ciddi rolleri var. Bu çocukların tanılanması, doğru okullara yerleştirilmesinde rol alabiliyorlar. Onun dışında özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışma fırsatları var. Lise hakikaten çok uzun. Akademisyen olabilirler. Özellikle Medipol gibi sağlık tabanlı
bir üniversitede eğitim fakültesi ve sağlık bilimleri arasında interdisipliner çalışmalar yaparak çok farklı, gerçekten özel eğitimi farklı düzeylere çekebilecek kalitede özel eğitim uzmanları olabilirler, akademisyen olabilirler. Liste uzun, kısacası eğitimin her alanında bir biçimde fonksiyon gösterebilecek bir bölüm, bir alan bu. Çok teşekkürler hocam. Bursları soracağım ama onun öncesinde yatay geçiş imkanları, çift anadal, yan dal evet. imkanları, bütünleşik yüksek lisans imkanları evet. gibi hakikaten öğrencileri fırsatlar da bekliyor. Evet. Bölümünüz bunlardan ne şekilde istifade ediyor? Evet, şimdi çok güzel bir soru ama benim aslında birazcık sakınarak yanıt vermem gerekiyor. Rektör hocamız bu anlamda gerçekten inanılmaz bir vizyonu var. Çünkü hocamızın inandığı gibi, ki ben de buna tamamen katılıyorum, çift anadal fakülteler arası olması gereken bir şey. Yani benim arzuladığım şey, hayalim, eğitim fakültesi öğrencilerinin sağlık bilimleri, güzel sanatlar ya da alakalı ya da gerçekten o iki disiplinin bir araya geldiğinde çok güzel kombinasyonlar ve yeni şeyler çıkartabilecekleri bölümlere zaten girebilmesi. Zaten yenilikçi eğitim modeli de bu değil mi hocam kesinlikle. Şimdi? Kesinlikle. Ama şimdi çok yeni olduğumuz için biz çift anadal, yan dal protokollerimizi henüz oluşturuyoruz. Zaten birinci sınıftan sınıf sonrasında ancak seçebiliyorsunuz. Umut ediyorum ki şimdilik sadece eğitim fakültesi içindeki bölümlerle çift anadal söz konusu, ama gelecek yıl üst yönetimimizin de desteğiyle, mütevelli heyetinin de desteğiyle ben eğitim fakültesi dışına çıkarak sağlık bilimleri, güzel sanatlar ve belki hukuk alanında öğrencilerimizin, çünkü engelli hakları koskocaman bir alan, çok ciddi çalışmalar gerektiriyor. Henüz yolun başındayız. Umarım bu tür çift anadal ve yan dal eğitimi alabilme şanslarını oluşturacağız. Hocam bunlar muazzam bir inovasyona da sebep olur. Evet. Hakikaten bölümünüz çünkü birçok meslekle, birçok disiplinle birlikte zaten bir formasyon içerisinde. Bir de bunu yan dal şeklinde iki eğitimi birden evet. alan ve buradan mezun olan öğrenci için hakikaten müthiş bir kariyer planı onu bekliyor evet. diyelim. Şimdi Medipol Üniversitesi hızlı bir şekilde büyürken yurt imkanları da ona eşlik ediyor. Hakikaten evet. Medipol Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde muazzam yurtlar, otel konforunda evet. yurtlar öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Evet. Bunu hızlı bir şekilde geçelim ama bursları biraz detaylı konuşalım evet, istiyorum. Evet. Bölümünüze dair Medipol Üniversitesi'nde çok geniş burs imkanları var. Bölümünüz bunlardan ne şekilde yararlanıyor hocam? Bölümümüzde bu paydanın iyi bir parçasını alıyor diye düşünüyorum. Çünkü ücretli hiçbir kontenjanımız yok. Toplam bu yıl, geçen yıl 60 olan kontenjanımız 70'e çıkartılmış durumda. Bunun 60 tanesi %50 burslu, 7 tanesi tam burslu ve geriye kalan 3 tanesi %25 burslu. Muazzam. İnanılmaz bir imkan. Bunun yanı sıra bizim tercih bursumuz var. Bunu açmam gerekiyor mu bilmiyorum. Birçok videoda sözü ediliyor. Evet. Ama sıralayacağınız seçenekler içinde, tercihler içinde Medipol öncesi herhangi bir üniversite söz konusu değilse, tüm tercihleriniz, yerleştirileceğiniz kontenjanla birlikte Medipol Üniversitesi'ne sıralamışsa size %25 bölüm ekstra ya da fakülte burs veriyor. Fark etmeksizin. Fark etmiyor. Fakülteler arası. Yeter ki Medipol Üniversitesi olsun. Bunun yanı sıra başarı burslarımız var. Birinci sınıftaki gösterdiğiniz akademik başarı göz önünde bulundurularak, şayet sınıfınızın ilk birincisiyseniz %100 burs alıyorsunuz. Yani ikinci yılınızda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. İkinciyseniz %50 ve üçüncüyseniz %25 olmak üzere. Bir sonraki yılda geçerli olmak üzere bir yıllık bir burs almış oluyorsunuz. İkinci sınıfta bunu tekrar ederseniz keza 3 ve 4. sınıflar diye bu şekilde devam ediyor. Onun dışında üniversitemizin zannediyorum yine bir ekstra %15'lik bursu var. Bu muhteşem bir olanak. Benim öğrenciliğimde bu tür olanaklar yoktu. Umarım adaylarımız tüm bunları göz önünde bulundurarak bizi tercih ederler. Çok teşekkürler hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sizi birkaç saniye burada bekleteyim, alıkoyayım. Ben kısa bir anons daha yapayım. Peki, İzninizle lütfen, hocam. Lütfen. Şimdi kıymetli arkadaşlar, değerli veliler, Medipol Üniversitesi'nde tanıtım günleri devam ediyor. Yönetmen arkadaşımız İsmail Yüzügül'den rica ederim, şöyle geniş açıdan bizim arkamızdaki atmosferi bize bir göstersin. Az önce yayında zaten görme imkanınız oldu. Medipol Üniversitesi tanıtım günleri Kavacık Güney Kampüs'te 10 Temmuz'da başladı. 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Daha ilk haftayı bugün itibariyle tamamladık. 10 gün daha var. 10 gün boyunca Medipol Üniversitesi'nin Beykoz Kavacık'ta
ki Güney Kampüsü'ne gelerek detaylı bilgileri buradaki masalardan alıyor olacaksınız. Tüm fakülteler 3-4 masa, bazıları daha fazla masa kurdular ve burada tüm hocalarımız, dekanlarımız size detaylı bilgiler veriyorlar. Gene fakülte ve bölümlerimize dair bilgileri medipol.edu.tr'den yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan alıyor olacaksınız. Bu haftayı bu yayınla birlikte tamamlıyoruz. Bir başka yayında görüşmek ümidiyle.